Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Zinc System on Chip Hardware Software Tasarımı dersinde 10.sunda birlikteyiz. Bir süredir video çekemiyordum. Bunun bir sebebi vardı. İş değişikliği yaptım. Yani bir önceki işimden istifa ettim. Ve yeni bir işe başladım. Çalışan olarak. Şekilde gördüğünüz gibi Yongatek firması. Artık yani bir hafta önce yaklaşık burada çalışmaya başladım. Yine sayısal tasarım mühendisi olarak. Hani Yongatek firması ne iş yapıyor diye merak edecek olursanız fazla da şeye girmeyeyim ama sitesine girdiğinizde şurada ürünleri var. Mesela H264 video kodek IP'si var. Bence çok önemli bir ürün. Ben bunu şey yapmıştım, takip etmiştim. Sonra video tracking modülü var. Yani bu H264'ü kullanaraktan mesela cihaz takibi yapıyordu. Bu İDEF savunma fuarında da onun takip etmiştim yine. Yine sayısal tasarım yani FPGA. ASIC tasarımın noktasında Türkiye'deki yani daha önce ben videoda çekmiştim. Türkiye'de zaten 2-3 firma var diyebilirim yani böyle ASIC çip tasarımı konusunda. Yongatek de bunlardan biri. Yani sayısal tasarımın hem FPGA tarafında hem ASIC tarafında ürünler, hizmetler ortaya koyabiliyor. Yine görüntü işleme konusunda güzel çalışmaları ve ürünleri var. Yani artık Yongatek firmasındayım. Bir İstanbul'da ofisleri var, bir de Ankara'da ofisleri var. Ben Ankara'dayım. Hacettepe Teknokent'teyim. Öyle uğramak isterseniz buyurun gelin istediğiniz zaman. Ya o yüzden biraz şey oldu hani istifa süreci olsun. Yeni şirkete başlama falan böyle pek fırsat bulamadım. Derslere devam etmek istiyordum. Şimdi devam ediyorum inşallah. Şimdi FPGA'de bir konfigürasyondan bahsetmiştim. VHDL FPGA programlamada 29. dersti. Orada hani bir FPGA konfigürasyonu nasıl olur? Yani FPGA'nin gücü açıldığında boot deniyor buna. Hani normal bizim şu an mesela laptopta veya normal masaüstü bilgisayarda gücü açtığınız zaman bir şeyler oluyor bilgisayarda ve hani boot deniyor ona işte. Hatta reboot derler yani yeniden başlat. Boot ediyor bilgisayar. Aslında işlemci orada tabii işte boot ediyor. Bu aslında yani şu bizim laptopta şu an benim güç tuşuna bastığımda neler oluyorsa yani FPGA'de de biraz tabii farklı ama yani yine de genel olarak FPGA'de de ama özellikle bu Zinc'te yani bayağı bizim normal şu an laptopta olan şeylerin hemen hemen aynısı 3 aşağı 5 yukarı oluyor. Ve bu sadece FPGA olduğu zaman yani bu Nexus 4 DDR kartında çalışırken önceki seride FPGA konfigürasyonda hani FPGA SRAM tabanlı bir FPGA'ydı. Xilinx'in Intel'in FPGA'ları öyle ama mesela Microchip'in FPGA'ları flash tabanlı. Onun boot'u da biraz daha farklı. Yani flash tabanlı olunca non-volatile dediğimiz güç kesildiğinde de hafızasını koruyabilen, durumunu koruyabilen bellek. Fakat Xilinx'in, yani benim şu an kullandığım mesela bu seride Xilinx'in FPGA'ları SRAM tabanlı. İşte gücü açtığınız zaman içi boş aslında. O ne yapıyordu? Konfigürasyonu tamamlayabilmesi için bir QSPI flash kullanmıştık biz. Orada flash'taki non-volatile bilgiyi alıp FPGA'yı konfigüre ediyordu. Şimdi Zinc'te tabii içeride bir çift çekirdekli ARM Cortex-A9 var. Yani PS Processing System dediğimiz bir işlemci var bildiğimiz. Yani nasıl şu laptopta bir atıyorum ben de şu an AMD işlemci var bu laptopta. Aynı şekilde yani Zinc'te içerisinde de bir işlemci var ve bir de PL Programmable Logic dediğimiz FPGA kısmı var. Dolayısıyla bunun boot'u daha farklı. Yani düz o RTX 7 bizim Nexus 4 DDR'daki FPGA'nin konfigürasyonundan biraz daha farklı. Biraz demeyeyim bayağı daha farklı. Biz de bugüne kadar 9 ders çektim bu Zinc'te. Biz hep JTAG modunu kullandık. Aslında farkında mıydınız veya belki bilmeyenler fark etmemiş olabilir. Biz her seferinde FPGA'yı programlayıp eğer bir C kodu da çalıştıracaksam ben onu bilgisayardan JTAG hattından, seri hattan benim Next Z board'a bağlayıp aslında bir debug ediyordum mesela. Yani bir C kodunu orada debug ediyordum mesela. FPGA'yı yüklüyordum. Program FPGA deyip.
Bunları biz JTAG ile yapıyorduk. JTAG de boot bir opsiyonu ama aslında yani normalde hani geliştirme development zamanında bu kullanılıyor JTAG. Fakat normal bir ürün haline getirdiğiniz zaman her seferinde gücü açıp değil mi biri oradan program yüklememeli. Bir flash'tan veya bir flash tabanlı yani illa SPI flash kullanıyoruz genelde. SD kart olabilir, başka bir şey olabilir, NAND flash olabilir. Oradan çektiği bilgiyi hem bu sefer artık yani ne yapacak? Bu flash'tan alıp hem bizim işlemcimizin ARM Cortex-A9'un işletim sistemi varsa işletim sistemini yoksa da direkt uygulamayı RAM'e yazması lazım. Çünkü RAM'den çalışacak. Yani sırf FPGA olduğu zaman artık RTX'de RAM'e ihtiyaç yoktu. Burada RAM var uygulamanın application çalışması için. Flash'tan alıp RAM non-volatile değil, volatile bir bellek. Yani gücü kapattığınızda RAM boşalıyor. Yine bilmeyenler olabilir. Mesela bilgisayarımızı kapatıyoruz. Kapattığımız zaman RAM boşalıyor. Atıyorum benim şu an 16 GB RAM'im var. 500 GB da hard diskim var. Gücü açtığım zaman Windows başlıyor ya. Tabii Windows'un öncesinde de işte yine şey falan çalışıyor. BIOS çalışıyor. Oraya geçiyorum ama Windows'un yüklenmesi lazım ki Windows üzerinde diğer uygulamalar çalışsın. Operating system üzerinde, işletim sistemi üzerinde. Güce bastığımda benim Windows uygulaması ki System Application diyorlar buna hani yazılımcılar System Application'dır. Bastığınız zaman hard diskte bulunan Windows hani C'nin altında var ya Windows bunu bootloader gidiyor hard diskten okuyup RAM'e yazıyor. Ve RAM'e yazdıktan sonra siz ancak ekran geliyor login oluyorsunuz. Ve bir şeyleri çift tıklayıp çalıştırabiliyorsunuz uygulamalarınızı. Buna işte boot deniyor. Mesela HDD vardı. İşte SSD çıktı mesela. Solid State Drive. Mesela o eski HDD'lerden Windows'u çekip RAM'e yazmak daha uzun sürüyordu. Bazen bir dakika falan. Hani basıyordunuz, bekliyordunuz falan. SSD'de basıyorsunuz belki 5 saniyede. Değil mi? SSD çünkü çok daha hızlı. Flash teknolojili. HDD optik tık 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 okuyor. SSD flash tabanlı çok daha hızlı çekiyor. Okuma yazma hızı çok daha fazla. Hemen RAM'e yazıyor. 5 saniyede Windows açılıyor mesela. Buna işte boot deniyor. Burada da aynı şekilde yani flash var burada. SSD ya da hard disk yok. O kadar yüksek kapasiteye gerek olmuyor gömülü sistemlerde. Genelde atıyorum birkaç megabayt veya birkaç yüz megabaytlık flash çok büyük bile. Tabi burada Zinc de FPGA olduğu için de biraz büyük gerekebiliyor. Her neyse çekiyor oradan RAM'e yazıyor. Uygulama için bir de FPGA'yı konfigüre ediyor. Böyle bir giriş yapmış oldum. Bu derste zaten uygulamayı yapmayacağım. Bir sonraki derste, 11. derste inşallah Z-Board'umuzu getirip QSPI Flash'tan ve First Stage Bootloader kullanaraktan da FPGA'yı, daha doğrusu Zinc'i boot ettirip çalıştıracağız. Daha önce yaptığımız bir klasik Switch LED uygulaması. İki tane referans doküman söylüyorum. Bir tanesi zaten Zinc 7000'in Technical Reference Manual'ı TRM diye geçen. Bunda Boot and Configuration var. Chapter 6. Toplam 78 sayfa okumak gerekiyor bunu iyi anlayabilmek için. Bir de şöyle güzel bir doküman var. Ultra Fast Embedded Design Methodology Guide. Bu Ultra Fast falan bu 2017-2018'lerde sanırım Xilinx'in çok böyle kullandığı bir marketing şeydi yani işte ultra fast metodoloji falan SD acceleration falan öyle şeyler vardı. Şimdi onları biraz bıraktı. Biraz daha AI şeyleri koyuyor. Uygulamalı Vitis AI falan diyor mesela. Biraz daha böyle o zamanki reklam şeyi diyebilirim. Ultra fast metodoloji dedi ama çok güzel bir doküman. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu zaten 1800 sayfa ama şu daha kısa. Hani bu okunabilir. Bilmiyorum bakayım. Evet bu 1800 sayfa. Bunu anca hani aç burayı bu kısmı oku. Yani interrupt'ta ilgileniyorsan onu oku da. Yani şu 233 sayfa bu biraz daha okunabilir. Ultra fast. Şimdi bu ultra fast dokümanında ilk daha tablo ve ilk yani bu ultra fast design metodoloji aslında size
bir gömülü işlemci ve yani SoC'yi nasıl hani tasarlarsınız, neleri bilmeniz gerekir, onu anlatan bir güzel bir doküman. Burada bakın 3'e ayırmış mühendisi. System Architect, Hardware Designer yani FPGA kısmını tasarlayan, buradaki hardware'den kasıt tabi atıyorum kartı PCB'yi tasarlayan değil de FPGA'in Programmable Logic kısmını tasarlayan, software'de işte C'de atıyorum uygulamanın gömülü yazılımı geliştirecek kişi. Şimdi bakın burada adam book chapter'ları yazmış ve demiş ki System Architect şu ilk 3 chapter'ı iyice bellesin. Nedir bunlar? System Level Considerations, Hardware Design Considerations, Software Design Considerations. System Architect kim? Neyse, sistem mimar, mimar. Hardware Designer, atıyorum şunu okumasa da olur. Niye bunlar? Software ile ilgili, yazılımla ilgili. Eğer yazılım yapmayacaksanız şu kısımlarda uzmanlaşın diyor yani. Yazılımcıysanız da donanım kısımlarını okumasanız da olur diyor. Şimdi tabii bu kadar böyle keskin şey olmayabiliyor ülkemizdeki firmalarda da veya kendinizi geliştirmek adına da. Yani bunların hepsine hani iyi kötü birazcık hakim olursanız tam bir embedded system developer olabilirsiniz. Artık hani system on chip birçok şey ve için içinde FPGA de var, artık pek kaçamıyorsunuz. Zaten network, mesela network'ten de kaçamıyorsunuz. Yani 2020'li yıllardayız. Hani ben mesela kendimi daha çok hardware designer ve system architect'e kendimi yakıştırıyorum. Tabii yani bu benim kendi görüşüm. Hani software design konusunda daha zayıfım. Zayıfım deyince hani hiç bilmiyor değilim. Ama bunlar kadar güçlü değil. Bunlar kadar güçlü değil. O yüzden hani ben software kısmını da okuyorum, hardware'i de okuyorum. Hani ne var ne yok okumaya çalışıyorum. Çünkü Zinc deyince iki kısma da hakim olmaya çalışıyorum ki yani yıllar ilerledikçe kendime hakiki manada bir system architect diyebileyim. Yani system architect ne yapacak? Yani donanım kısmından da anlayacak, oradaki problemlerle de ilgilenecek, yazılımdan da anlayacak. Hani bu embedded system. Yani mesela gömülü sistem mühendisi diye bir tanım oluyor iş ilanlarında falan. Ben çoğu kişinin hani kolay kolay bu tanıma aslında bence girmiyor, uymuyor. Yani evet, yani çoğu kişinin yani sadece mesela FPGA RTL kodlamış birisi embedded system engineer değildir yani. Veya sadece gömülü yazılım geliştiren birisi. Peripheral'ları çok iyi bilmiyorsa, memory hiyerarşiyi bilmiyorsa, mikro architecture dediğimiz işlemcinin için çok iyi bilmiyorsa o da system architect olmuyor. Bu system architect bayağı iddialı bir laf. Yani bunları bunu kullanan varsa böyle embedded, tabi embedded yani gömülü sistem mimarıyım ben diyen varsa iyi bir iddiadır yani, ciddi bir iddiadır yani. Şimdi çok konuştuk. Processing System Hardware Functions demiş. Burası da PL Timeline demiş. Burası FPGA Bitstream ile alakalı kısım. Burada şimdi ilk Power On Reset veya Non Power On Reset olabiliyor. Power On Reset demek yani güç açıldığında bir Power On Reset geliyor. Her şey yani bizim bilgisayarlara da. Burada Reset All Registers. Bütün register'ları sıfırlıyor. Initial condition'a getiriyor. Hardware samples mod pin. Nasıl yani burada başlangıç boot pinleri vardı. FPGA'de de vardı bu. Zinc'te de var. İşte boot şeyin nasıl olacak? O pinler. Onların detaylarını burada yazmadım. O konfigürasyonla daha çok alakalı. Ben burada boot flow'u anlatmaya çalışıyorum ama işte JTAG'den mi boot edecek, QSPI'den mi, SD karttan mı falan, bu tarz opsiyonlar var. Şimdi burada işte JTAG dediğimiz arayüz, benim hep kullandığım bugüne kadar işte I/O Peripherals, yani işte o UART muart o peripherallar, DDR Memory Controller, bunların hepsi disable ediliyor şu an. Bu diyor ki secure de olabilir, non-secure de olabilir. İki türlü şey var. Yani non-secure'u söyleyeyim. Benim bugüne kadar yaptığım bütün uygulamalar non-secure'du, yani güvensiz. Yani herhangi birisi güvensiz moddaysa şifreli değil. Sizin ne yazılımınız ne FPGA bitstream'iniz. O JTAG'den bağlanıp FPGA bitstream'i bilgisayarına çekebilir. Yazılımı çekebilir RAM'den. Bunlar güvensiz mod. Güvenli modda bunu encrypt ediyorsunuz, şifreliyorsunuz.
ve bir anahtar yazıyorsunuz ve ancak o şeyi tekrar okuyamıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim. Konfigürasyon veya yazılım bilgilerini okuyamıyorsunuz ki uygulama geliştirdiğinizde aslında böyle yapmak önemli. Veya numpor olabilir. Farklı bir şekilde işte şu şekilde register, soft reset falan olabilir. Burada da secure non-secure var. PLL dediği phase locked loop. Evet. Phase locked loop. Bunu PLL dediğimiz yani bizim clockları ayarlıyor, çarpıyor, bölüyor, yükseltiyor, alçaltıyor. Ve ilk olarak 3 stage'e ayrılıyor. Boot, stage 0, stage 1, stage 2. Burada boot ROM çalışıyor. Bu ROM dediğimiz aslında Zinc'in içerisinde. Bu hep aynı şeyi çalıştırıyor. Boot ROM eğer hataya düşerse lockdown dediği bir duruma düşüyor ve sistemi kilitliyor. Ve bir hata oluşturup bunu bir register'a yazıyor. Boot ROM başarılı geldiyse stage 1 dediği first stage bootloader ya da bir user code burada çalışıyor yani. Bootloader dediğimiz aslında sistemi çalıştıracak olan bir sonraki uygulamayı yükleyecek olan uygulama yine bootloader. Ve bootloader'da normalde işte bir operating system yüklüyor. Linux olabilir ya da bizim bare metal dediğimiz, standalone dediğimiz aslında basit bir API sunuyor size. Low level driver'lar sunuyor. Ki benim de daha önce bu 9 derste yaptığım uygulamalar işletim sistem siz dediğimiz NoOS, bare metal, standalone uygulamalardı. Yani 3 stage var. Bu arada FPGA bitstream nasıl ne zaman konfigür ediliyor? Bunu first stage bootloader yapıyor. Tamam, konfigür ediyor şurada. Şimdi bunu biraz daha detaylı açıklıyorlar yine dokümanda. Boot ROM Application Processing Unit'i initialize ediyor. System fonksiyonlarını şey yapıyor. İşte Mayo'yu ayarlıyor. PL'i initialize ediyor. Sonra buradan bakıyor. Boot mode JTAG mi? Ki ben bugüne kadar hep JTAG ile yaptım. Flash mı? Bir sonraki derste Flash ile yapacağım inşallah. JTAG'de bu zaten non-secure JTAG ise yani güvenli bir şey değil. Çünkü bitstream ulaşabilir. Bitstream'i siz yüklüyorsunuz. Sonra uygulama noktasına mesela .elf uzantılı ARM'da çalışacak olan yazılım uygulamasını executable'ı bilgisayardan direkt RAM'e atıyorsunuz. Flash yok arada. Burada bir event bekliyor işlemci çekirdekleri. Wait for event instruction'ında. Yani işte atıyorum RAM'e yüklendiği zaman başlıyor çalışmaya. Flash'taysa o zaman boot ROM header arıyor. Bir header bulamadıysa o zaman duruma bakıyor. Daha önce non-secure ise JTAG moduna geçiyor. Secure ise o zaman B'ye gidiyor. B dediği de lockdown. Lockdown'ı diyor, kilitliyor. Buldu diyelim header'ını. Boot ROM header'ı yüklüyor ve sonra encryption'a bakıyor. Yani güvenli mi, güvensiz mi diye. Bu lockdown olduğu zaman bir error kod şu reboot status register'ına yazılıyor. Bunlar da yine TRM dokümanında var. Şimdi non-secure boot da burada önce inceledim. Flash'tayız. Encryption durumu non-secure. Boot mode register initialization'a bakıyor. Sonra execute in place diye bir şey var. Execute in place şu. Doğrudan flash'tan çalıştırıyor. Yani işlemci doğrudan flash'a erişiyor. Flash'tan getiriyor bilgileri ve oradan çalışıyor. Bu böyle komutlar, load store komutları genelde. XMD arayüzünden bunu yine debug etmek için bazı şeyleri yapabilirsiniz. Ya QSPI Flash'ta ya da NOR Flash'ta olabiliyor bu sadece. Debug için falan kullanılabiliyor. Bazı şeyler için register'ları okuyorsunuz falan. Onlar için okey. Ama Flash'a sürekli erişmek mantıksız olduğu için çok kullanılan bir şey değil. Execute in place yoksa normal on chip memory'de çalışmaya başlıyor. Load the FSPL into the on chip memory. On chip memory direkt Application Processing Unit'in PS'in içerisinde ve Flash'tan First Stage Bootloader uygulamasını o bir fsbl.elf'e bir uygulama alıyor. On chip memory'e 192 kilobaytlık bir yer orası. Oraya koyuyor, yüklüyor ve oradan çalıştırmaya başlıyor. Bu Vivado'nun bir versiyonundan itibaren artık SDK'nın bunu da RAM'den çalıştırmak zorunda kaldı. Çünkü on chip memory 192 kilobaytlık olan kısmında yapıyor. Yani normalde 256 kilobayt on chip memory. 192 kilobaytlık olan kısma bu
FSBL sığmamaya başladı. Belirli bir versiyondan sonra FSBL'in. Dolayısıyla o yine RAM'den çalışmaya başladı. Onda bilginiz olsun. Yani yeni versiyonlarda bir First Stage Bootloader dosyası da gösteriyorsunuz. Flash falan programlamak için mesela. Onun nedeni o. Burada yine RSA işte encryption var mı? Varsa RSA'ya git. Yoksa Non Secure Setup. JTAG enable olsun. Branch the user code in on chip memory ve on chip memory'den FSBL'i çalıştırmaya başla. Secure'daysa PL'in çalışması lazım çünkü PL'de bir orada AES encryption ve decryption ile ilgili bir blok var. PL'in gücünün, FPGA'nin gücünün olması lazım ki o hard makro çalışsın. Bunun detaylarına sonraki bir derste bakalım yani secure nasıl şey yapabiliriz diye ama burada bazı işte kontroller yapıyor ve eğer kontrollerden geçemezse o zaman lockdown'a gidiyor veya şuradaki C dediğimiz RSA ile ilgili verification, key verification sağlanamıyor ve yine sistem B'ye gidiyor, lockdown'a gidiyor. Secure boot'ta. Burada yine bazı bilgiler var. Onları okuyayım. Device boot and PL configuration. PS boot process açık olabilir veya kapalı olabilir diyor işte. Yani güvenli olup olmama durumuyla ilgili. Encryption status okunur diyor. Ve ona göre JTAG modu açılır diyor. Eğer bir security varsa ve security ile ilgili bir sıkıntı oluşursa lockdown'a girer diyor. Development environment JTAG arayüzünden çalıştırılıyor. Non secure'dur, güvensizdir. Yani sizin bilgileriniz okunabilir. Burada Xilinx'in test access portundan FPGA'yı yükleyebilirsiniz bitstream mesela bilgisayardan ki ben hep öyle yaptım bugüne kadar. Ve debug edebilirsiniz debug access portunun ARM'ından. Yani genel olarak sinyallere bakarsak PL bitstream'in initialization ve configuration PS tarafından nasıl oluyor? PSPL gücü başlıyor. Burada işlemci çalışmaya başlıyor. Boot ROM çalışıyor. Sonra First Stage Bootloader'ın kısmına geçiyor burada. Burada First Stage Bootloader çalışıyor. Ve burada FPGA yükleniyor şu kısımda. Ve bu down pini dediğimiz pin şurada bir yerde yani FPGA konfigürasyonu tamamlanıyor. Bu süre bazen önemli olabiliyor uygulamalarda gereksinime göre. Bununla ilgili yine Technical Reference Manual'da bayağı bir detay var. İncelemek lazım. Yani şu süre şuradan FPGA'nin konfigüre olması genelde milisaniyeler civarında. Ama çok uzun bir milisaniye olmaması için ne yapmak lazım? Zaten şu kısım 200-250 milisaniye demiş. Yani bir 300-500 milisaniye sürebiliyor. Gereksinimlerde buna dikkat etmek lazım. Bu yine diğer dokümandan Ultra Fast Design metodolojiden. Bu da yine özetlemiş. Bu biraz daha böyle daha yüksek seviyeden bakmış. İşte önce boot ROM çalıştırıldı. First stage bootloader yükleniyor. Second stage bootloader varsa U-Boot mesela yükleniyor. Çok meşhurdur embedded'çı uygulama geliştiriciler için. Linux mesela embedded Linux yükleniyor ve uygulamalar çalıştırılıyor mesela. Boot device ne olmalı? Mesela biz laptop için SSD mi olsun, hard drive mi olsun, HDD mi olsun? Burada da QSPI flash var, NAND flash var, NOR flash var. SD memory kart var veya JTAG. JTAG non secure zaten uygulama geliştirmek için. Bunlardan birini seçmem lazım. Bunlar primary boot option. Bir de secondary bootlar var. eMMC bu SD kartın böyle lehimlenmiş olanı oluyor genelde. PCI Express üzerinden bilgisayar boot ettirebilir. Ethernet üzerinden boot edecek konfigürasyonu ve LFA'yı gönderebilirsiniz. USB'den, UART'tan veya başka bir arayüzden. Fakat bunların olabilmesi için şunlar yine gerekli. Yani atıyorum küçük bir flash koydunuz. Ona sığmadı sizin konfigürasyonunuz. Küçük bir flash bir de bunu koyabilirsiniz. Küçük bir flash artı şunlarla kullanabilirsiniz. Flash memory neye göre seçmeliyim? Bu da yine bu Ultra Fast Design metodolojide şey yapmış. Ne kullanım? Ben şu %99 bu kullanılıyor onu söyleyeyim. Ha, Linux uygulamaları için daha çok SD kart. Çünkü Linux sığmayabiliyor. QSPI mesela genelde 128 megabit, 256 megabit, 512 megabit falan oluyor. Hani böyle yüksek bir kernel'a sahip, image'a sahip bir Linux varsa
SD kart böyle birkaç gigabaytlık daha mantıklı olabiliyor. JTAG modu debugger yani ARM debug access portundan ve yine PL tarafının Xilinx'in test access portunu kullanaraktan FPGA'yı yükleyebiliyorsunuz. ARM'ı debug edebiliyorsunuz. eMMC secondary boot option oluyor. Yani mesela burada demiştim işte QSPI birinci boot option oluyor. Sonra first stage bootloader eMMC'ye ulaşıyor. Bootloader kavramı var. Yine hep konuşarak anlattım ama bootloader bir yazılım aslında. Sistemi çalışması için bir sonraki yazılımın ki second stage bootloader oluyor genelde U-boot veya direkt bizim bare metal uygulama da olabilir. Onu yüklüyor aslında RAM'e ve onu çalıştırıyor. Ama bu işletim sistemine göre değişir demiş. Ondan sonra işte Linux olabilir, RTOS veya bare metal. Benim bugüne kadar yaptığım uygulamalar ilk 9 derste. Buna göre bootloader'lar değişebilir demiş. Boot proses ile ilgili yine aslında burada anlatıyor ama kısaca şöyle. Başladı Power On Reset, Boot ROM çalıştı. First Stage Bootloader yükledi. Optional diyor Bitstream. Yani FPGA hiç olmayabilir. FPGA hiç olmayabilir. O zaman niye Zinc kullanıyorsunuz? O ayrı bir şey ama debug edeceksiniz bir şeyi. Sadece işlemci C kodu koşturabilirsiniz. Burada U-boot ya da standalone application geliyor. U-boot varsa o zaman Linux'te yükleniyor. Ve uygulamalar değilse standalone, no-OS, bare metal dediğimiz uygulamalar. Standalone application nasıl oluyor? Hardware developer dediğimiz PL tarafını yapan adam biz yaptık 9 derste hani mesela önce Vivado'da donanımı geliştirdik. Sonra SDK dediğimiz veya Vitis oldu artık. Vitis'e aktarıyoruz. Burada bir board support package oluşturuyoruz ki bu bizim application peripheral interface'lerimizi oluşturuyor, API'lerimizi. Sonra bir yazılım geliştiriyoruz. Bir linker script hani linker loader denilen bir kavram var yani ya, yazılımı yüklüyor işte memoriye falan ve daha çok detaylı. Bu kısım otomatik zaten oluşturuyor yine Vitis. Sonra Bitstream'i ve yazılımı FPGA'ye ve ARM'a yükle. Debug edebilirsin. Profiling yapabilirsin. Performans ölçümü ya da uygulamayı çalıştırabilirsin. Bu kadar. Yani ben niye bunu en sona koydum? Çünkü bir sonraki derste aslında bu tarz bir şeyi yapacağız. Fakat burada en son biz flash için bir image oluşturacağız ve QSPI flash'a gömeceğiz. QSPI flash'tan gücü açtığımızda boot edip direkt hem FPGA Bitstream yüklenecek hem de yazılım RAM'den çalışmaya başlayacak. Yine o SVG-LED uygulamamızı yapacağız. İnşallah. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.